Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Öfke duygusunu tamamen yok etmek mi gerekir? Dinimiz insanın yaratılışından sahip olduğu öfke duygusunun tamamen yok edilmesini değil, bu duygunun kontrol altında tutularak hayra ve iyiliğe yönlendirilmesini istemektedir. Çünkü öfke tamamen kötü bir duygu değildir. Yanlış yerde kullanırsanız kötü, iyi yerde kullanırsanız iyi olur. Dolayısıyla öfkenin meşru sayıldığı durumlar da bulunabilmektedir. Dinimizde kişinin nefsinin tatmin için ve şahsi çıkarlar için kızıp öfkelenmesi uygun görülmezken, İslam'a, Kur'an'a, Peygamber'e, kutsal değerlere saldırı söz konusu olduğunda Allah için kızıp öfkelenmek meşru sayılmıştır. Peygamberimiz Allah'ın koyduğu sınırlar çiğnendiği zaman öfkelenmiş ve böyle durumlarda öfkelenmekte sakınca görmemiş. Bunun yanında zulüm ve haksızlık karşısında sessiz kalmayıp tepki göstermek, zalime karşı tavır almak da övgüye değer bir şecaat ve kahramanlık olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca nefsimizin hatalarına, kusurlarına ve yanlış istek ve arzularına karşı öfkelenmek öfkenin, kullan, öfkenin kullanılacak güzel yerlerden sayılabilir. Netice olarak dinimizde nefsini tatmin için kızmak ve öfkelenmek doğru bulunmamış. Haklı sebepler olsa bile kişinin şahsına yapılan bir kötülük karşısında öfkesine hakim olup suçlu affetmesi büyük bir fazla sayılmıştır. Bununla birlikte dinimizin meşru gördüğü hususlarda taviz verilmesi veya dini ve milli değerlere karşı suç işlenmesi durumunda gösterilen öfke yerinde ve olması gereken bir tepki olarak değerlendirilmiştir. Öfkesine hakim olabilen ve onu hakkın rızası istikametinde kullanan kazançlı çıkacak. Öfkesinin kontrolünü yitiren ve onun esiri olan kimse ise hem dünyada hem de ahirette Allah korusun zarar uğrayacaktır. Öyleyse öfkemizi yenerek Allah'ın sevdiği kimselerden olmaya çalışmalıyız.